doğanın en çalışkan işçilerinden arı. Balı, sütü, poleni, ürettiği her şey insan vücuduna ayrı bir deva oluyor. Ancak bu doğa işçilerinin de yorulduğu bir dönem oluyor. Arılarımız sonbaharda zayıflıyor. Üretici Osman Nuri Günay, arıların sayısının kışın azalmaması için harekete geçti. Türkiye'ye arıcılıkta önemli bir hizmet sundu. Bir kovandan 100 arı elde etmeyi, 100 kovan arı elde etmeyi Türkiye'mize getirdik. Amerika, Texas'ta bir kovandan 25 kovan elde ediyorlar bir yazda. Arnavutluk'ta bir kovandan 100 kovan elde ediyorlar. Bir kovandan normalde en fazla 6 kovan arı üretilebiliyor. Peki 100 kovan arı üretimi nasıl başarıldı? Şu gördüğünüz 4 ayrı ana arı ve 4 ayrı koloni var. Koloni arasında telülgü var ve 6'şar çıta var. Bunlar birbirlerini gördükleri ve seslerini duydukları için devamlı yumurta yapıyorlar. Bu yapılan, devamlı yapılan yumurtalardan istifade ederek bu lokomotif kovanla bu kovandaki 10 çıtayı 5 ayrı kovana aktarıyoruz. Aralarına da buradaki yumurtalı çıtaları arılarını çırparak bunlara aktarıyoruz. O arılı çıtaların içine de yumurtalar konuluyor. Daha sonra çıtalar ekleyerek bunu 35 günde ikinci kata çıkarıyoruz. Bu arada ana arı bunda bir tane kalıyor. Diğerlerinde ana arı yok. Onlar 14. 15. ve 16. günler ana arı üretiyor. 16. günkü ana arıyı bırakıp diğerlerini alıyoruz. Bu 5 kovan İkişer kata çıktı mı 100 çıta oluyor. Bu 100 çıtayı da beşer beşer 20 kovana bölüyoruz. 25 kovandan sonra takviye işlemi başlıyor. Devamlı şerbet takviyesiyle ve doğadan aldığı nektarla arı boş koyduğumuz çıtaları devamlı dolduruyor. Bu 25 kovanımıza oradan da yumurtalı çıtaları aktarıyoruz. 25 kovanımızı 35 gün sonra petekleri dolduğu için ikiye bölüyoruz. Oluyor 50 kovan. 50 kovanı da 35 gün sonra çıtaları dolduğu için ikiye bölüp 100 kovana çoğaltıyoruz. Sistemi deneyen üreticiler de memnun. Bunu dolduralı daha 15 gün ne oldu biz bu kovanı. Öbürlerinden bayağı fark gördük yani. Bunların bu arının çalışması, petek örmesi öbür arılardan daha hızlı. Her aralıkta aslında bundan olması lazım. Mesela zayıf arıları al takviye et bundan. Arılar kovanın içinde böyle ölüyor işte. Arıda bal dersen çok süper balı var arının. Yiyeceği çok güzel. Ama bu arı niye ölüyor? Titreyerek ölümler gerçekleşiyor. Baktadır aha çıkar. Herkes görsün. Yetkililer siz de görün. İzleyin bunu. Bir sefer de arıcılara el uzatın. İnsanoğlunun neslinin tükenmesi demektir, arının tükenmesi. Arılar kovanın içinde böyle ölüyor işte. Arıda bal dersen çok süper balı var arının. Yiyeceği çok güzel. Ama bu arı niye ölüyor? Titreyerek ölümler gerçekleşiyor. Aha çıkar. Herkes görsün. Yetkililer siz de görün. İzleyin bunu. Bir sefer de arıcılara el uzatın. İnsanoğlunun neslinin tükenmesi demektir. Arının tükenmesi. Müzik.